kimsin lan sen? Kimin itisiniz lan? Kimin itisiniz? Kimsiniz lan? Mehir Ali! Ana gir içeri! Allah 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 Allah! Mihralim nerede? Mihralim mi? Nerede diyorum? Yanlışım var Hacı Bıcı. Gayrı yeter ettiklerini. Dur! Hacı! Hacı kızım! Sakın ha! Sakın cahillik edeyim deme. Yo hoca emmi. Gayrı yeter artık. Hacı! Mustafa'ma, civanıma kıydılar hoca emmi. Ama örttüm üstünü. Uğursuz kan davası bitsin istedim. Hacı evladım. Daha fazla yiğit kanı akmasın istedim. Doğrusunu yaptın evladım. Sana yakışanı yaptın. Yüreğime taş bastım hoca emmi. Haberim yok hacı bacı. Evladım. Yemin bile olsun ki yok. Üzerinde zerre hakkın varsa dinle beni. Mihralimi kaçırdılar hoca emmi. Osman'dan adres sormuşlar hacı. Yabancı adamlar. Hoş geldin kardeş. Ben Abdülkadiroğlu. Yani bu itlerin çobanı sensin öyle mi? Sadece bu kadarının değil. Daha yüzlercesi var. Yine de yerinde olsam onları kışkırtmak yerine yiyecek atarım. Baksana dişlerini ensene geçirmek için can atıyorlar. Ben şahsen hayvanı kudurmuşuna yiyecek atmam. Kurşun mu atarsın? Eğer insanlara saldırıyorlarsa atarım. Sana iki seçenek sunuyorum. Biri değersiz bir kağıt parçası. Yani aldığın senet. Öbürü ise canın. Umarım ikinciyi seçmezsin. Ama eğer seçersen hikayen üzerine çok konuşulur. Ama sen az yaşarsın. Bak kardeşim, çocuklar bir hata yapmışlar. Bedelini de fazlasıyla ödemişler. Eğer adam gibi davransaydınız alacağınız bir şekilde ödenirdi. Ama siz eşkıyalık zorbalık yaptınız. Artık o senet benim namusum sayılır. Ve ben namusumu çiğnetmektense ölmeyi tercih ederim. Sen namusunu kurtarmak için ölmeyi tercih edersen bana öldürmekten başka tercih bırakmamış olursun. Saygıda kusur etmeyin. Karnı açsa yemek verin. İyi düşün. Sana kıymak beni gerçekten üzer. Ama anla beni. Çaresiz bırakma. Kadiroğlu!
Boşuna ne kendi vaktini harca ne de benimkini. 100 yıl düşünsen bile kararım yine değişmez. Dediğin gibi buraya kadar yazıldı bir kere. Aman Allah! Komşular! Yetişin imdat! Yanıyoruz! Oğlum! Mehmet! Mehmet bak! Aman Allah! Mehmet! 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 Ne? Kalk buraya! Yanıyoruz! Ne? Kalk! Ne? Çabuk! Ne? Abla! Koş! Koş! Abla! Abla Mehmet kalk! Kalk! Mehmet bak! Yangın! Abla kalk! Kalk yanıyoruz! Kalk kalk kalk, kalk abla! Koş! Yangın! Hadi kalk! Ben yılan! Hatice! Hoş geldiniz. 14 sene evvel bir laf etmiştim Rasim. Mustafa'nın yetimine kalkan eli kırarım demiştim. Hocam. Rasim. Burnu kanarsa senden bilirim demiştim. Şimdi söyle. Nihal'i sen mi aldın? Hadi gerçeği söyle. Hocam sana olan hürmetimi saygımı bilirsin. Lakin her şeyin bir sınırı vardır. Rasim. Hakkın yolundan başka sınır mınır tanımam ben. Nihal'i aldın mı? Almadın mı? Yanlış kapıdasın hocam. O gün o mevzuyu kapattım ben. Bir daha da açmadım. Ama her şeyin de benden bilinmesinden de sıkıldım artık. Senden başka düşmanımız mı var? Kalsız! Tamam Meryem abla, geçti gitti. Ocağınız sönsün Emi. Elleriniz kurulsun. Sağ salim çıktınız ya, buna da şükür. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Yetişmeseydiniz. Yanlıştı. Sobanın külünü arkaya mı atıyorsunuz? Daha sabahın köründe attım, ne bileyim. Gecenin bu saatine köz mü kalır? Elektrik kontandan olmasın? Mümkün değil Veysel abi. İçeriden filan başlasa tamam diyeceğim. Boşuna tartışıyorsunuz. Yaktılar işte. Şey, bilmiyorum. Gelmeye çalışırım. Biliyordum. Bu iyiliği Eşber'den esirgemeyeceğini biliyordum. Öyle büyük bir sevaba gireceksin ki. Bekliyoruz, tamam mı? Aramızda kalsın, olur mu? Hiç kimse duymasın. Yaralı haliyle hapisleri kaldıramaz Fadim. Sağ ol. Yeter! Beyin bağlatırım senin! Ana dilden bile anlamayan kütükler yok mu? Var. Ama onlarla ne yapıyorsun? Anladıkları dilden konuşuyor. Sezai. Sana o parayı oğlun olmadığını bile bile verdim. Verirken de dedim ki sağlık mühim şey, kıymetini bilmek lazım. Türkçe söyledim Sezai. Ama sen anlamadın. Demin gösterdiği dağ var ya, o dağın eteklerine göm. Aa! Yeter ulan! Bak, sana yalvarıyorum kardeşim. İstersen bunca adamımın önünde ayaklarına kapanayım. Senden istediğim daha fazlası değil delikanlı. Her şeyi değiştirmek sadece senin elinde. Edeceğin bir telefon yeter. Ara getirsinler seni. O seni de ancak rüyamda görürsün. Üzgünüm. Tükürdüğümü hiç yalamadım bugüne kadar. Kaldır ayağını, altını öpeyim. Ama tükürdüğümü yalamamı bekleme benden. Benim beklediğim bir şey yok. Ne yapman gerekiyorsa onu yap. Thank you.
Ulan beygirler, size rahat ettirin demedim mi? Bana bak, Abdülmüs'ün nesin? Sana gecede söyledim. O senedi vermektense bin kere ölmeyi tercih ederim. Eğer erkeksen, kendini erkek diyorsan çek vur, tamam mı? Boşuna ne kendini yordu de beni. Bak delikanlı, sabahtan beri ayağım varmadı gelmeye. Yiğitsin, mertsin, eyvallah. Ama bu kadar gurur, bu kadar kibir fazla yaşatmaz adamı. Yaşasan bile dağ başındaki yalnız bir ağaç gibi yaşarsın. Ne dalında çocuklar sallanabilir, ne de ballı meyvelerden yiyebilirsin. Konferans dinleyecek halim yok. Ya bırak gideyim, ya da ne yapacaksan yap. Yapma delikanlı, beni çaresiz bırakma. Yeter ulan! Bak, sana yalvarıyorum kardeşim. İstersen bunca adamımın önünde ayaklarına kapanayım. Senden istediğim daha fazlası değil delikanlı. Her şeyi değiştirmek senin elinde. Edeceğin bir telefon yeter. Ara getirsinler senedi. O senedi ancak rüyanda görürsün. Üzgünüm. Tükürdüğümü hiç yalamadım bugüne kadar. Kaldır ayağını, altını öpeyim. Ama tükürdüğümü yalamamı isteme benden. Benim beklediğim bir şey yok. Ne yapman gerekiyorsun buraya? Kadiroğlu benim, Rasim. Şu an uygun değilim, zor ara. Kadiroğlu, karşında adamın yok. Sesine dikkat et. Affedersin delikanlı, hemen geliyorum. Kadiroğlu! Kadir! Girsene içeri, niye soğukta oturuyorsun? Gireceğim hoca emmi. Haber yok değil mi? Yok oğlum, bekliyoruz. Ben bir camiye gidip geleyim. Tamam hoca emmi. Bir şey saklıyorsun değil mi? Nasıl yani? Mehmet bak, sakın yalan söylemeye kalkma. Doğruyu söyle bakayım, yüzüne ne oldu? Düştüm dedim ya. Mehmet. İyi tamam, kavga ettim, ne olmuş? Kiminle? Ali ile Veli ile, çok mu lazım? Köyden gelmeyen kalmadı. Neredesin saatlerdir? Geldim işte, hem gelsem ne yapacağım ki? Bana bak, eğer bu kavganın dövüşü Mihral ile bir ilgisi varsa, eğer bir şey biliyor da saklıyorsam. Uzattın ama ya. Hayret bir şey ya. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Çekilsene hükümet, kafayı mı yedin? Hükümetin önünden geçtim. Aman. Hükümetin önünden geçtim.
geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Allah Allah. Hükümetin önünden. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Efendim. Telefon. Teşekkür ederim. Efendim. Kimsiniz beyefendi? Evet beyefendi, Murat adında bir nişanlım vardı. Anlamadım. Beyefendi, Murat öleli 2 sene oluyor. İstesem bile notunuzu iletemem. Kusura bakmayın ama bu saçmalıklarınızı dinleyemeyeceğim. Deli midir nedir? Hayırdır Zeynep Hanım? Murat'tan bahsetmiştim, eski nişanlım. Kiminle karıştırıyorlarsa, iğnenin deliğine girse bile bulup çıkaracaklarmış. Eşber, uyan oğlum. Eşber. Fadime, geldin mi? Bağışla beni Fadime. Çok geç oldu biliyorum. Ama ben sadece seni sevdim Fadime. Tut elimi Fadime. Bunu bana çok görme. Ne olursun otur Fadime. Gel kızım. Gel otur. Gel otur. Sizin konuşacaklarınız vardır. Ben sana güzel bir kahve yapayım. Ben gideceğim. Fazla kalmayacağım zaten. Aa, hiç olur mu canım? Aylardır ilk kez geliyorsun. Bir şey içmeden bırakır mıyım hiç? Cafer! Buyurun efendim. Kimliğini açığa vuracak bir şey kalmasın. Üzerini iyice arayın. Aradık efendim. Bir mektup bir de kimlik çıktı. Ver. Münasip bir yere gömün. Aslanım be, şu gözlere bak, çelik gibi. Delikanlımızın adı ne bakalım? Tahmin et. Tahmin mi edeyim? Ali tabii ki, başka ne koyacağız? Ali ha. Ali Yiğit, inşallah soy ismin gibi Yiğit olursun. Madem bu seferlik dünür olamıyoruz, hiç değilse adını koyalım dedik. Abdül, bu adama iyi bak. Baktım baba. Hep bahsettiğim Mustafa Emin bu işte. Babam bugün yaşıyorsa, Mustafa Emin'in sayesinde yaşıyor. Anladım baba. Dur! İndir. Çöz gitsin.
tükürdüğümü yalamam demiştim ya. Büyük konuşmamak lazımmış. Sen de beni sevdin, yalan mı? Sevdim de ne oldu? İnsan içine çıkamaz oldum. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum. İç artışını sildi. Tamam işte Fadime. Beni hamile halimle ortada bırakıp... Son bir şans Fadime. Bana bir şans daha ver. Göreceksin bak. Öyle mutlu olacağız ki. Geç kalmadın mı Eşber? Çok geç kalmadın mı? Fadime, kahvem buz gibi oldu, içsene. Canım istemiyor. Üzme beni, hatırım için. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümet, sana bırak peşimi diyorum. Hükümetin önünden hükümet geçtim. Hükümet, bak uzatma yoksa kalbini kıracağım. Hükümetin önünden geçtim. Kafayı mı yedin hükümet, ne istiyorsun benden? Mehmet'i istiyorum. Karşındayım işte, ne yapacaksın? Orada istemiyorum. Burada istiyorum. Yeter be, senle mi uğraşacağım? Hükümetin önünden geçtim. Afiyet olsun. Ben artık gideyim. Evde olduğumu kimse bilmesin, tamam mı? Mihri bana da normal davran, şüphelenmesin. Zaten iyileşince gidip teslim olacak. Bu haliyle hapse düşmesin. Ne sana ne de bebeğe faydası var. Tamam, söylemem. Çok çektirdim, biliyorum. Ama göreceksin bak. Hepsini unutturacağım. Olur ya. Sancım filan tutarsa haberimiz olsun. Sen telefon aç. Biz hemen geliriz. Yarın yine gelsene. Çalışırım. Hoşça kal. İşler böyle Eşber Efendi. Uçkuruna sahip olamazsan işte böyle maymuna dönersin. Bu iz var ya Mihriban. Sevdamızın mührü artık. O kurşun. Sıktığın kurşunla öyle bir işledin ki tenime. Ancak ölüm çıkarabilir. Hükümetin önünden geçtim. 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 Ercan! Dur dur dur, hop hop hop! Şu motorunu bir versene. Hayırdır Mehmet, ne oldu? Ya sonra konuşalım. Al bak o. Sağ ol. Önemli değil. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden. Anne, neredesin Miral? Hatice. Gün yüzü görmedi Aslan. Tamam kızım, inşallah bundan sonra görür. Gözünün önünde babasını vurdular. Daha yaşıtlar oyun oynarken
Benim yavrum ekmek derdine düştü. Kara haber tezliği bırakacak. Başına kötü bir hal geleydi duyardık. Ali, muradına eremeden nereye gittin oğlum? Yeter be evladım. Kendini de perişan ettin, bizi de. Evden cenaze çıkmadı evladım. Allah'tan ümit kesilmesen. Cele dur bakalım. Evladım, bana komutanı bağla. Mihral'im! Ana! Mihral'im, oğlum, oğlum! Anacığım! Anan kurban olsun sana yavrum! İyiyim. Oğlum İyi. Benim! İyi günler komutan! Canım oğlum! Haber var mı diye soracaktım ama lüzum kalmadı. Çok merak ettim. Şimdi kapıdan gel. Geçmiş olsun oğlum. Sağ ol Osman. Ödümüzü patlattın be yavrum. Oldu komutan, söylerim. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldin Mihrali. Sağ ol hocam. Geçmiş olsun yavrum. Sağ ol. Bir ara karakola uğrayı ver. Komutan seni görmek istiyor. Olur, uğrarım, uğrarım. Kimmiş o uğursuzlar oğlum? Ne istiyorlarmış senden? Anacığım, isim benzerliği. Anlatırım sonra, uzun mesele. Hadi geçin içeri. Geçin, geçin, geçin. Geç, geç, geç. Dur bakalım. Çekilin yoksa fena yaparım. Aldığın ders yetmedi mi lan? Hadi bas git. Size çekilin diyorum. Ne istiyorsun kardeşim? Manyak mısın? Ali abimi istiyorum. İnkar etmeye falan kalkmayın, sizin yaptığınızı biliyorum. Gitti oğlum. Haberin yok mu? Karşınızda çocuk yok, tamam mı? Bana Abdülmüdür nedir onu çağırın. Yoksa bütün camlarınızı indirip sonra da polise giderim ona göre. Bekle burada. Gözün üstünde olsun. CEO. CEO. Efendim. Bir saniye. Arka kapıdan çıkın. Efendim, senedini aldığımız çocuk geri geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Resepsiyonu al, hemen geliyorum. Tamam efendim. Bana bak, hemen Ali abimi görmek istiyorum, tamam mı? Delikanlıyla bana yemek söyleyin. Yemeğini başına çal. Sana abimi görmek istiyorum dedim, hem de hemen. Delikanlı, Ali abinle bir şekilde ödeştik gitti. Ya da boşlandık, bilmiyorum. Ama şimdilik gitti. Sana inanmıyorum. O halde telefon et. Efendim? Alo? Benim abi Mehmet. Mehmet, sen misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim Mehmet. Şey, seni merak ettik de bir arayayım dedim. Sağ ol Mehmet, iyiyim ben. Tamam abi, görüşürüz. Tamam. Delikanlı, o hesabı ödemeyerek bir mucizeye sebep oldunuz. Bazen kötülük sandığımız şey en büyük iyiliklere gebedir demiştim. Hatırladın mı? Yaptığınız yanlıştı. Ama farklı biçimde de olsa iyiliğe yol açtı. Yani senin anlayacağın... Kendimi sana karşı borçlu hissediyorum. Ve eğer izin verirsen borcumu ödemek istiyorum. Anlamadım. Yani senin için ne yapabilirim? Borcumu nasıl ödeyebilirim? Uzak dur yeter. Gel kızım, gel. Otururken içim geçmiş. Yoruldunuz tabii. Keşke hiç gelmeseydim. Olur mu canım? Ne münasebet. Mihrali! Mihrali oğlum!
Belki de uyumuştur. Rahatsız etmeyelim. Yok yok. Ata yem vermeye falan gitmiştir. Sen otur. Ben bir koşu çağırıp geliyorum. Mihir Ali, oğlum Zeynep geldi. İstersen bir görünüver. Olur anacığım, geliyorum. Ben de biraz odun alıp geliyorum oğlum. Ben alayım onu. Yok yok oğlum, ben hallederim. Abla, inan ki kendini boşa üzüyorsun. Sen Ali abiyi tanımıyor musun? Senden vazgeçemeyeceğini bilmiyor musun? Sandığın kadar basit değil. Onun için mihriban eskide. Çok eskide kaldı. Yanılıyorsun abla. Ali abim seni asla unutamaz. Bitti Mehmet, biliyorum. Ama umarım o mutlu olur. Alma atım yuvarlandı, gitti beşiğe dayandı. Bebek uykudan uyandı, nenni oğul oğul, nenni yavrum yavrum. Nenni oğul, nenni yavrum yavrum, nenni bebek. Sana bebek diyemeyim. Ha şöyle be kızım, böyle güzel türküler söyle hep. Şey, dalmışım. Bu türküyü neye borçluyuz bakalım? Bilmem, dalmışım işte. Eşber haber göndermiş. Yakında gidip teslim olacakmış. Siz hiç Hoca Emin'le konuştunuz mu? Vallahi kızım, Hoca Emin gerekeni söylemiş Zilha'ya. Gitsin teslim olsun, sonra gelin isteyin demiş. Ama yine de son karar senin. Kısmet de varsa olur. Biz başka ne diyebiliriz ki? Çaylar soğumasın hasbihallah. İnşallah kendi de gebermiştir. Alo. Alo Zilha. Ne var? Evde ne yemek var? Karnım acıktı. Karnın açsa ekmek al. Babam mı? Bir şey lazım mı diye soruyor. Aman. Ay ne olursa olsun ben arayıp soracağım. Meraktan öleceğim. Ay bunların numarası da kaçtı. Her ne olursa hayırlısı olsun evladım. Senin mutluluğun bizim mutluluğumuz sayılır. Peki kızım, teslim olmak için neyi bekliyormuş ki? Hatasını telafi etmek için yeterince geç kalmadı mı? Çünkü yaralı. Şey, yani yaralıymış. Alo, iyi akşamlar. Nasılsın Hasibe hala? İnşallah Hoca Emmi de iyidir. Fadime ile konuşabilir miyim? Bir şey soracaktım da. Fadime, Zilha seni istiyor yavrum, gel. Gel yavrum, otur. Efendim? Fadime, ben şey için aramıştım. Belki bizim telefonumuzu unutmuşsundur diye. Yo, unutmadım. İyi öyleyse. Sen iyi misin? Bir şeyim yok. Yani iyisin. Sancın falan? Sancım da yok. Güzel. Bir şey olursa ara bizi. Hadi, hadi iyi geceler. Olmaz böyle ana. Koca karı ilaçlarıyla olacak şey mi ya? Olur ki, hem de nasıl. O Zöhre var ya, o Zöhre. Yaptığı şuruplar ölüyü bile diriltir. Hele yarın bir daha içirelim. Bak nasıl söküp atıyor o veledi. Thank you.
İğneler hazır mı? Tamam, geliyorum. Zeynep Hanım. Buyurun, benim. Efendim, bunlar sizin için. Bana mı? Evet, size efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. Kalbimin sonbaharına güneş gibi doğan hayatımın kadınına, otelimizin açılış yıl dönümü münasebetiyle vereceğimiz davetle aramızda bulunmandan mutluluk duyarım. Rasim. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Lütfen bakar mısınız? Üzgünüm ama kabul edemeyeceğim. Lütfen teşekkürlerimi iletin. Her ne olursa olsun buradan içeriye adımınızı atmıyorsunuz. Tamam efendim. Al bakalım delikanlı. Boş gitmek yok, tamam mı? Rasim Bey kabul etmedi efendim. Kabul etmedi mi? Etmedi efendim. Bir tane daha ver. Tamam efendim. Ana! Ana, ben çıkıyorum, bir diyeceğim var mı? Yok oğlum, güle güle. Günaydın kardeş. Müsaaden olursa Hatice anamın elini öpmeye geldim. Ana! Ana! Hoş geldin oğlum. Öpeyim ana. Hoş bulduk. Kusura bakma, çıkaramadım. Nasıl çıkarasın ki ana? 20 yıldan fazla oldu. Kardeş daha yeni doğmuştu. Abdül ben ana. Ali'nin oğlu. Ali? Ali ya. Anam, yavrum. Anam. Doyamadık be oğlum. Ben Mustafa'ma doyamadım, sen de babana. Doyamadık ana. İstanbul'a gittiğinizi duydum oğlum. Bir daha da haberinizi alamadım. Dayımlar yanlarını aldılar. Hayat işte. Daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşur derler. Mihrali, bu kim biliyor musun? Babanın asker arkadaşı Ali'nin oğlu. Öyle severlerdi ki birbirlerini. Mustafa'm sana babanın adını koymuştu. Allah'ın işi işte. Mustafa'mın cenazesine gelirken kaza geçirdi. Ölüme bile birlikte gittiler. Ana. Tamam oğlum. Bu da benim ufaklık ana. Hoş geldin yavrum. Sağ olasın evladım. Nasılsın güzelim? İyi misin? Konuşamıyor ana. Kurban olurum sana. Adı ne? Mustafa. Fatih, şunu çöpe at. Yürüyün, Bostancı'ya gidiyoruz. Ben Hacı Burhan amcanın pansumanına gidiyorum. Tamam Zeynep Hanım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hemşire Zeynep sensen. Buyurun, benim. Bak bacım, birkaç gün evvel telefonla da sormuştum. Murat bize büyük kazık atmıştır. Baba seni sıkıştırdık, senin yanında olabileceğini söyledi. Hiç boşuna kaçmaya çalışmasın ha. Size telefonda söylemedi mi beyefendi? Murat 2 yıl önce öldü, anlamıyor musunuz? Bacım, beni dolandıralı 1 ay bile olmadı daha.
Hiç de ölüye benzer bir hali yoktu. Kardeşim, demek ki ortada bir yanlışlık var. Senin nişanlın bu değildir. Evet, bu. Peki yanındaki takvimde ne yazıyor? Hoş geldin 2004. Ama bu imkansız. Nişanlın yaşıyor bacım. Hiç boşuna saklamaya kalkmıyorsun ha. Beyefendi, lütfen mantıklı olun. Hiç olacak şey mi? Hem fotomontaj olmadığı ne malum? Artık böyle şeyleri çocuklar bile yapıyor. Bakın, evet bu Murat. Ama size son kez söylüyorum, Murat öldü. Lütfen beni bir daha rahatsız etmeyin. Bacım. Dur bacım, nereye? Bacım. Bacım. Bir hafta içinde paramı verdi. Yoksa babasını gördüğünde tekerlekli sandalyede oturuyor olur. Bakın, bu bir oyun mu yoksa kötü bir şaka mı bilmiyorum. Ama eğer bir daha rahatsız ederseniz polise gitmek zorunda kalacağım. Derdinizi artık onlara anlatırsınız. Allah Allah! Canım Mustafa'm, gene gel olur mu yavrum? Ben seni atada bindiririm. Gene gel, bizi unutma. Geç kardeşim. Yok, sen buyur. Eyvallah. Söyle bakalım kardeş, ne diyorsun bu işe? Hangi işe? Babalarımız ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide tanışmışlar. Sen de ben gene öyle. Ne dersin? Çocuklarımız da basar mı aynı çizgiye? Gidelim mi? Hadi anne, hoşça kal. Yine gelin mi? Gelmez olur muyuz anam? Bostancı'ya yolumuz düşer de senin çorbanı içmeden gider miyiz? Sıkmazsan seni anlarım. Ama sıkarsan bahtiyar edersin. Hadi eyvallah. Hayırlı yolculuklar yavrum. Kadiroğlu. Çocuklarımız da basar mı dedin ya. Basmazlar. Tabii eğer babalarımıza layık yaşarsak. Eyvallah kardeş. Hadi anneciğim, sağlıcakla kal. Hayırlı işler sağ evladım. Hacı Burhan'a pansumana gitmiş. Yürüyün. Güzel hemşiremizi korkuttuk galiba. Önemli değil. Aniden üstüme gelince... Neyse, bir berabere sayılırız. Sen benim kalbimi kırdın, ben de seni korkuttum. Özür dilerim ama gitmeliyim. Aa, bak bu olmadı işte. Tam beraberliği sağlamışken ikinci golü yemeye niyetim yok. Lütfen kolumu bırakır mısınız? Bir şart. Gideceğin yere bırakmama izin verirse. Lütfen bırakır mısınız? Canımı acıtıyorsunuz. Güzelim, uzattın ama. Senden altı üst arabaya binmeni istiyorum. Başka bir şey değil. Rasim Bey lütfen, insanlar bize bakıyor. Rasim! Bırak diyor, duymadın mı? Diyelim ki duydum. Nasıl davranılacağını öğretmek sana mı düştü? Gözümün önünde yalnız bir kızı taciz edersen... Evet, bana düştü. Lan git şimdi! İndirin lan silahları! İndirin dedim! Bana bunun hesabını vereceksin. Bas git lan. Bas git. Yürü. Yürüyün. Sen iyi misin? Hı hı.
As olan Bostancı'nın çıkarlarıdır arkadaşlar. Aksi halde Bostancı'nın... Rasim? Odanda seni bekliyorum. Rasim! Müsaadenizle. Belli ki mühim bir şey var. Estağfurullah başkan, buyurun. Hemen geliyorum. Sen encümen toplantısına böyle... Enişte başlatma encümeninden. Hayırdır, ne oldu? Sana söylemiştim enişte. Bitirmezsen bitersin demiştim. Allah aşkına Rasim, yine ne oldu? Yanlış yaptık enişte. Yılanın başını ufak genezmeliydik. Öyle bir dava ki bu. Bitsin demek de olmuyor. Kapıdan kovsan bacadan giriyor. Helal, sakin ol Rasim. Düzgünce anlat. Bak enişte, sakın yine hayır filan deyip tepeme attırma. Mihrili köpeğini Bostancı'dan söküp atmama yardım edeceksin. Rasim. Enişte, sana yardım edeceksin diyorum. Yedikleri ekmeği, içtikleri suyu, hatta soldukları havayı çekip almama yardım edeceksin. İyi de Rasim, ben ne yapabilirim ki? Altı üstü belediye başkanıyım. Padişah değilim ya. Ne yapacağını söyleyeyim sana. İlk iş olarak demirci dükkanını yerle bir edeceksin. İstimlak kararımı çıkarırsın. Yoksa başka bir halt mı edersin bilmem. Ama o dükkan yerle bir olacak enişte. O dükkan yerle bir olacak. Benim yüzümden seni de düşman bilecek. Sıkma canını, bildiğin gibi değil. Bizim düşmanlığımızın bahaneye ihtiyacı yok. Yine de keşke hiç karışmasaydın. Başımın çaresine bakabilirdim. Bak Zeynep, böyle bir alçaklığı görmezden gelemem. Yalnız sana değil, kime yapılırsa yapılsın. Zehirli bir yılan görürsem ezerim. Bana dokunmuyor deyip üstünden atlayamam. Babamdan böyle öğrendim. Evet, belki de bu yüzden erken gitti. Doyamadan gitti. Ama onuruyla, namusuyla dindik gitti. Abi, gitmiyor musun sen? Çakmağımı unutmuşum. Sen nereye gidiyorsun? Mihriban'a börek götürüyorum. Selam söyle. Aleyküm selam. Emine! Mihriban! Canım, nasıl özledim bilemezsin. Ben de seni. Çok üzüldüm. Aman boş ver. Kendim ettim, kendim buldum. Büyük lafı dinlemeyip kaçarsan böyle olur. Solmaz da kaçtı, duydun mu? Aa, salak. İnsan hiç değilse benden ders çıkarır. O beğenmediği baba evi var ya, yakında dört göz arayacak ama geçmiş ola. Hadi içeri geçelim. Önce biraz dolaşalım mı? Hiç içeri giresim yok. Canım, gene çıkarız. Ne acelesi var? Hadi. Eline sağlık. Nefis olmuş. Afiyet olsun. Eşber, hoca emirler diyorlar ki daha fazla gecikmeyelim. Sen ne zaman teslim olursun? Gecikmeyi ben de istemem Fadime. Ama halimi görüyorsun işte. Hoca emininki de laf yani. Hem acele olsun istiyor hem de şikayetini geri almana izin vermiyor. Biliyorsun değil mi? Şikayetini geri alırsan saklanmak zorunda kalmayacağım. Tabii canım. Şimdiye evlenmiştiniz bile. Nasıl olsa evlenmeyeceğiz mi Fadime? Düğünümüz niye hapishane köşelerinde olsun ki? Hoca emiye de söylemeyiveririz. Her şeyi bilmesi şart değil ki. Şey, hapse girmeni ben de istemem. Ama hoca eminin izni olmadan yapamam. Beni ve abimi öz evlatları gibi bağrına bastı. Ona ihanet edemem. Neyse, ben de gideyim artık. Sen hoşça bilirsin. Kal. Güle güle. Hapse girmemi istemezmiş. Hoca emmisinin izni olmadan yapamazmış. Ona ihanet edemezmiş. İhanet. Şıllık. Hani emindin düşüreceğinden? Ne oldu? Hala eminim. Merak etme. Yarın bir daha içireceğim. Ya yine olmazsa? Eşber'in evde olduğunu da öğrendi. Gider Zöhre'ye daha kuvvetlisini yaptırırım.
Yine mi olmadı? Gecenin gözü yok. Alırım elime kazmayı. Yer misin yemez misin? Saçmalama kızım ya. Cahil cahil konuşup asabımı bozma. Bildiğin gibi değil Emine. Sen Mihrali'yi tanımıyorsun. Asıl sen tanımıyorsun. Mihrali seni unutacak ha. O seni unutsun, ben de kendimi tavandan asmazsam. Aa Seyfullah. Hoş geldin Emine. Hoş bulduk. Nasılsın Seyfullah? Nasıl olayım? Evden kahveye, kahveden eve. Vallahi şu Fadime'nin işi bir hayırlısıyla hallolsa çekip gideceğim bir yerlere. Sahi Fadime nasıl? Kaç gündür uğrayamadım. Size gelmedi mi? Yo, gelmedi. Kimsin? Benim Zöhre kadın Zilha. Kapı açık, gir içeri. Kolay gelsin. Şey, rahatsız ettiysen başka zaman geleyim. Ben şey için gelmiştim. Çocuğunu düşüremedin diye, değil mi? Aynı dediğin gibi yaptım. İki gün arayla ikişer kaşık içtim. Zeliha kadın, 25 sene evvel gene böyle bir gece bana gelmiştin, hatırladın mı? Doğru, gelmiştim. Karnındaki eşberi düşürmek için yine benden derman dilemiştin, bunu da hatırladın mı? Biliyorsun işte, daha çok gençtim. Kendim çocuktum. Ama evinizdeki sıradan bir yanaşmayla azamla oynaşacak kadar ateşliydin, öyle mi? Cahillik işte. Günahın boynuna Zeliha kadın. Oynaştığın azam mıydı yoksa Mustafa mıydı bilemem. Yalnız şunu iyi belle. Ben derman yaparım, zehir değil. Eğer bir daha beni şerrine alet etmeye kalkarsan, o şerre kendin uğrarsın, bilmiş ol. Hadi de git şimdi. Hadi. 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 Jandarma mı? Jandarma mı?